Ve gelelim yay burçlarına. Kardeşlerinizle ilgili dengeler değişiyor. Benim kardeşimin evliliği çok güzel gidiyor. Benim kardeşimin işi çok güzel gidiyor. Ay benim kardeşim çok bencil gibi yorumlar yapan bir yay burcuysanız olumlu olumsuz fark etmez. Bunun tam tersiyle sınanabilirsiniz, bilginiz olsun. Bu şu demektir. Kardeşinizin evliliğinde sorun çıkabilir. Kardeşinizin cimri olduğunu düşünüyorsanız bonkörlüğüyle karşı karşıya kalabilirsiniz veya bir takım sorumluluklar aldığını görebilirsiniz. O yüzden de kardeşlerinizle ilgili düşünceleriniz değişecek. Dengeler orada değişecek. Kafa tatili yapmak isteyen yay burçları burada mı? Örneğin iş yerinizde bugünlerde bir takım projeler erken bitmiş olabilir. Ya da siz yıllık izninizi kullanmak için bu tarihi bir anda seçmeniz tesadüf değil. Çünkü Mars retrosu iş yerinizdeki karışıklığı fark edip hadi ben gideyim 2-3 gün dinleneyim, kafa tatiline çıkayım gibi yorumlar yaptırabilir. Örneğin bir yazlığınız veya bir takım bir eviniz vardır. Bu evle de ilgili düzenlemelerin içinde hadi biraz da kafamı dinledim gibi tekrar bir yorum ortada çıkabilir. Yani yay burcusunuz. Hayatın neresinde olursanız olun. Ama grip geçirerek, ama işte şehir dışındaki evinizle ilgilenerek bir yerde kafayı toparlayıp dinlenecek adına da kafa tatili koyacaksınız. Harcamalarınız mı? Harcamalarınız artıyor. Yani bol bol para harcıyorsunuz bugünlerde. Gerek ev olsun, gerek eşya olsun. Alacağım. Giden gelir bende. Bende böyle bir inanç var diyen sevgili yay burçlarına tabii ki çok harcama yapmasını tavsiye etmeyeceğiz. İlişki konusunda mı? Kıskançlık dozunuz artabilir. Mars karşıt burcunuzda, ilişki evinizde etkili. Dolayısıyla da yani kıskanırsınız. Ben kıskanç değilim demeyin sevgili yaylar. Karşıt burcunuzda 77 gün Mars geri gidecek. Vallahi ne yapacağınızı siz bile tahmin edemezsiniz der. Ve gelirim sevgili oğlak burçlarına. Sistemleriniz hedeflerine ulaşmıyor. Bir oğlak burcusunuzdur, sistem ediyorsunuzdur. Karşı taraf duymuyor. Bu ara zaten kimse duymuyor farkındaysanız. Hakikaten de havadaki basınç kulak tıkanıklığını da destekliyor olabilir. Bugünlerde hani KBB'ciler belki yorum yapabilir. Bu basınçla ilgili bir durum var mı diye. Çocukların da mesela örneğin uykusuzlukları bu dönemde artması yine basınçla ilgili olabilir. Gerçekten toprak tutulmaları, toprağın içindeki basınçları da tetiklediğine dair bilgiler var. Bunu hani birçok yazıda araştırırsanız. Bizim ülkemizde de işte deprem bilimcilerinin de bir yazıları var biliyorsunuz. Hani isim vermeden de kibarca hatırlatmalarla araştırmaya sizi webde davet ettim. Geldim Oğlak Burcu'na. Sistemleriniz hedefine ulaşmıyor. Kimse sizin söylemlerinizi duymuyor. Ben buradan kulağa basınca çocuğa gittim ama Oğlak dertli şu ara. Son yıllarda girdiğiniz sektörlerden vazgeçeceksiniz. Örneğin dersiniz ki ben 2020'den pandemiden bu yana dijital satışa başladım. Yok işte şu tasarladım, bunu sökmeye başladım. Şunu öğrenmek istedim, bunu yazdım, bunu çizdim. Artık hangi alanla ilgileniyorsanız ve son 6 aydır da Ağustos'tan bu yana yaptığınız ortaklık veya bir takım sıkışmalarınız veya sıkıntılarınız varsa bunlardan vazgeçiyorsunuz. Haklı olarak da biraz modunuz düşük olabilir. Birlikte olduğunuz eşiniz veya ilişkinizdeki kişi sizin modunuzu toparlayamayabilir bu durumda. Çünkü oğlaklar kendini üzerse sağlam üzer. Kariyer ve para konusunda da zaten fazlaca para harcadığı için buralarda da birazcık kendini kızgın ve öfkeli hisseder. Peki oğlak küstüğünde ne yapar? Kabuğuna çekilir. Yani tık tık dediğinizde evde kimse yok. Net bilgi. O yüzden de toprak burcundaki tutulmalarda başak burçları biraz hüzünlü, kaygılı, korkuları var bu döngüde. Boğa burcu yapmaması gerekenleri eline almış o listeyi uygulamak için koşuyor. Oğlak burçları da çalıyorsunuz kapıyı, bir şey evde söylüyorsunuz, yok. Evde yok, duymuyor. Çünkü toprak burcuna gerçekleşiyor dediğim gibi tutulma. Aile konusunda örneğin ailenizde daha önce boşanmış bir birey varsa, örneğin bir satmak veya ortaklığı yaptığınız bir şey varsa, bir anda daha önce boşanmış aile üyenizin bir ilişkisi birlikteliği ortaya çıkabilir ya da sağlıklı bir ilişkiye yürüyebilir. Birilerinin hayatı değişebilir. Sizin maddi aldığınız sorumlulukların dengesi değişebilir. Ailenizde şehir değiştirenler olabilir. Ailenizde çocuklarınız varsa eğer sevgili oğlak burçları, onların okul, şehir ya da ülke değişiklikleri bu döngüde daha çok gündeme oturabilir dedikten sonra sevgili kova burçlarına geldik. Hepimiz bir gün bu teknolojinin hızına yetişmek zorunda kalacağız. Çünkü önümüzdeki 5 ay boyunca Plüton oğlak burcundan çıkmak için sancısını ortaya koyacak. Bizlerse yeni şeyleri öğrenmenin peşine düşeceğiz. Kovalarsa yeni bir döngüye girecek. Bu döngü 14 yıl olacak. Ama 2024 Ekim'e kadar gitgellerle mücadele edecek kova. Ama işin doğrusu hepimiz kovalaşacağız. Hepimiz teknoloji gibi davranacağız.
Kovanın döngüsü başlıyor. Döngü dediğimiz bizde astrolojide en az 14 yıldır. İş işi doğurur sevgili kovalar. Döngü bu ay tutuluyor. Güneş tutuyor. Hatta daha böyle günlük okur gibi konuşayım. Ay tutulmuş, güneş tutulmuş, yağmur yağmış, güneş açmış. Kovaya dokunur mu? İşin iş işi doğurur. Yeter ki hakkınızı alın. Bugünlerde imzaladığınız protokollere dikkat edin. Çünkü sizin yolunuz yavaş yavaş açılıyor. 5 ay sonra başka bir dünyaya evrileceksiniz. Yani gerçekten önünüz açılıyor. Eğer bugüne kadar çok çalıştıysanız. Çünkü ben sizi 500 sayfalık kitapta tema olarak kullandım. Zemine kullandım yani. Kovayı yaptım, zemin yaptım kitabımın altına. Ondan sonra ne demek istiyorsun diyorsanız. Evet. Bir Plütonumuz var. Geçişte Oğlak'tan çıkacak. Oğlak Burcu'nun yakasından düşecek. Kova Burcu'na geçecek. Oğlak da sertti. Kova'daysa 21. yüzyılı başlatacak. Biz mesela bir HES kodlarıyla tanışmıştık hatırlarsan. Evet. Şimdilerde ise hepimiz bir şekilde onun benzeri farklı bir temayla tanışacağız. Dünya yeni bir uygulamaya geçecek. Ve mutlaka da bütün ülkelerde bunun içine dahil olmak zorunda kalacak. Dolayısıyla buna ister kayıt altına girin, ister veriyi toparlıyorlar deyin, isterseniz bir şekilde başka bir yapı deyin. Adını ben koymayacağım, hani bilmiyorum adını ama böyle bir yapıya doğru gidiyoruz. Tarifini verebilirim sadece. Bunun da adı Kova Çağı olacak. 2023 Mart'a hazırlıyor gökyüzü sizi. Şu aralar kilo sorunun bir anda ortadan kalkacak. Fırsatlar önünüze gelecek. Yani ben kilolu bir kovayım diyorsanız öyle fırsatlar, öyle enteresan bir gün. Hani heyecanlanır da yemeden içmeden kesir ya insan. Sevgili kovalar da bu döngüyle zayıflayacak. Hiç aşık mı olacaklar diyorsun? Aşık olur. Hiç ummadığı çok üst düzey yetkili, çok hani hayalinde bile göremeyeceği insanlarla tanışabilir. Hiç ummadığı bir iş teklifi alabilir. Kova ve yükseleni kova olanlar mı? Yükseleni kova olanın çevresi değişecek. Yükselen çevre demektir. Çevrem değişecek. Şimdi ben şey gibi düşün. Sen şimdi biz mekan olarak neredeyiz? İstanbul'dayız. Biz Ankara'ya gitmişiz. Çevremiz değişti. Anla, gibi. Gibi düşünmek lazım. Çevre değişir. Ay burcunuz kovaysa uçacaksınız. Hani bazen kelime yok var da ben tek... Var mı aramızda Ay Burcu Kova olan? O yüzden de... Bizde uçan yok Zeynep. Tamam ama Ay Burcu'nu bilen de yok içeride. Ya sen varsın bu stüdyo kaç senedir giriyorsun artık. Tamam. Bilen var değil mi Ay Burcu'nu? Çok... Herhalde canım. Bak ben... Mesela ben biliyor muyum? Hayır. Tamam. Seninki balık. Benim. Drama yaptım ama bak az önce. Benim kendi... balık mı? Evet. Ben öyle biliyorum yani. Sen bak sen bana haritana baktırmadan ben haritana bakmışım. Görüyor musun? İkizlere ikizler. Yükselenim ikizler. Yükselenim ikizler. Balık. Ay Burcu'm balık. Hatta ben iki yorum yapmışım. Aa balık mı ne kadar iyiymiş filan yaptım. Çünkü balıklar çok analitiktir. Tabii başka sulu gözlüğümün başka bir açıklaması olamazdı yani. O sinirden ağlamaktır. Şimdi ben bak görüyor musunuz? Çağla'da bile yalan söylemek ya da lafı değiştirmek. Herhalde canım. Ya şeyim var böyle bir doğru sinirden bir... Sinirden mi ağlıyoruz biz? Yani şimdi haritasının içinde balık varsa sinirden ağlar. Mesela 94'lü varsa aranızda o da sinirden ağlar. Çünkü der ki ben Zeynep'i çok sevdim, bunu konuştum, onu konuştum, bana bunu nasıl yapar diye böyle... diye ağlar. Şimdi ağladığım şeyleri düşünüyorum da olabilir. Tamam Allah düşündürmesin. Şimdi tabii ben şimdi her şeyi düşündürtmeye çalışan bir tip bir iş yaptığım için. İkizlere balığım ben. Şimdi evet. İkizler yükselen demek tipimiz. Yani bazen diyorsunuz ya solgun evet. Görünüyorsun, yorgun görünüyorsun, kilo aldın, ay bir şey mi yaptırdın, saçının rengi olmuş. Bunların hepsi yükselene gelen bir gezegen yüzünden siz tipinizi değiştiriyorsunuz. Burada bütün estetik doktorlar da beni dinleyebilir. Haritasında yükselenini biliyorsunuz diyelim. Ben estetik doktoruyum. Evet. Yükselen harita okumayı biliyorum. Ve senin haritanda da yükselen ikizleri biliyorum. Şu ara senin yükseleninde Mars geri gittiği için sen şu ara zaten kilo kaybettiğin için senin zayıflama derdin yok. Bilakis ağrı, bağışıklık sistemi derdin var. Ve dolayısıyla da buradan gidebiliriz. Yani aslında hekimlere de burada bir fayda vardır yükselen. Ama günlük hayatta benim görünüşümün takdir edersiniz ki hani tabii ki evet özenli olmam gerekiyor. Bilgi verdiğim için yükselenimin pek bir şu an ekranda bir işe faydası yok. Evet anladım. Yani hani bana dersiniz ki ben örneğin bir avukata gittim danışmanlık alacağım. Onun Merkür önemli. Çünkü senin derdin onun aklı çözecek. Doğru. Ben işte mesela cerrah benim yükselenimi öğrenirse ben diyeceğim ki mesela kocaman bir şey yaptırmak istiyorum. Yükselenime bir gezegen var kafayı yemişim belli sıkıntım var. Doktor da yapmasın çünkü 3 gün sonra o gezegen yükselenden gittiğinde değiştirmek isteyeceğim ben orayı. Ay Zeynep neler söylüyorsun mahvettin bizi ya şu an. Ya ama astroloji aslında böyle bir şey de
kişisel haritadır aslında. Hani ben bazen böyle hızlı anlatırım ya. Aslında ben işimi kişisel haritalara da bakacağız. Çok fazla yorum geliyor. Tamam. Ne kaldı? Kovadaydık. Kovayı da anlatayım. İşin iş doğurur. Kovaların dediğim gibi süper günlere gittiğini söyledik. Plüton kovaya geçeceğini söyledik. Siz olun, yorulmaktan vazgeçmeyin. Biliyorum toplumda çok dikkat çekiyorsunuz. Biliyorum her söylediğiniz dikkat çekiyor. Dik konuşuyorsunuz. En son söyleneceği başta söylüyorsunuz. Ama sevgili kovalar, dünya sizin kafanıza gelecek. Az biraz kaldı. 5 ay bekleyin. Kariyer ve para konusunda gökyüzü sizi destekliyor. Aile konusunda bazılarına balık tutmayı öğretmek istiyorsunuz. Devamlı yardım edilemeyeceğini biliyorsunuz. Ve dolayısıyla da burada biraz aile konusunda bu tutulmayı da birlikte, bu ay tutulmasıyla birlikte aile konularına birazcık özellikle gençlerinden veya işte bir takım maddi konulardan yorulabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.